Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Gürkan. Bugün Bugün sizlerle listeleri işleyeceğiz. Öncelikle listelere neden ihtiyaç duyuyoruz? Onunla başlayalım. Bunun için bir tane diziden yararlanarak anlatmaya çalışacağım. Int sayılar diyorum. Eşittir. New int 3 dedim. Sayıların sıfırıncı indeksi 2 olsun. Sayıların birinci indeksi eksi 1 ve sayıların ikinci indeksi 6 olsun. Ben böyle bir durumda aniden bu dizinin elemanının bir tane daha artmasını isteyebilirim. Öyle bir durumum oluşabilir. Ve sayılar 3'ün mesela 7 olarak girilmesini istedim. Fakat benim dizim 3 elemanlıydı. Burada hata döndürecektir. Çalıştığımızda gördüğünüz gibi. Çünkü dizinin sınırını aştık. Aynı şekilde buna değerini vermeye çalışalım. 2, 6, 7, 9 dedim mesela. Gördüğünüz gibi hata verdi. Çünkü 3 eleman olması lazım. Burada bizim yardımımıza listeler koşuyor. Bunun için bir tane sim uzayını dahil etmemiz lazım. System Collections nokta buradan generic'i dahil ettik. Daha sonra list diyorum. Böyle küçüktür, büyüktür. Sembolleri arasına tipini yazıyorum. Int olmasını istiyorum ben. Daha sonra boşluk isim veriyoruz. Buna da numbers diyelim. Eşittir. New list int diyerekten tanımlamamızı bitiriyoruz. Burada direkt böyle aynı sayılarımızı da verebiliriz. 2, 6, 7 dedim mesela. 8 dedim. Eksi 15 dedim. Gördüğünüz gibi burada bir sınırlama yok. Burada daima ekleyebilirsiniz. Peki daha sonra buna bir eleman daha nasıl ekleriz? Numbers nokta ekle anlamına gelen at diyorum. Ve burada bir tane değer ekleyelim. 19 olsun. Numbers nokta bir tane daha ekleyelim. Buna değeri eksi 7 olsun. Değerlerini yazdırmak gayet kolay. For işten in kısmına sadece numbers diyeceğim. Ve burada itemleri yazdırmam yeterlidir. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi değerleri burada mevcut. Ve gördüğünüz gibi 19-7'yi de eklemiş. Bunun kullanımı sadece böyle bir esneklik değil. Dizilerin yanı sıra bize ekstra metotlar da, fonksiyonlar da sağlıyor. Mesela bu listede bu kadar elemanımız var. Ben buradan geri şu 8'i çıkartmak istiyorum. İki yöntem var. Numbers nokta remove ve remove at. Bunu kullanmayacağım. Remove. Bu direkt yazmanız yeterli item. Mesela 8 yazdım. 8 ne oldu? Bu yani 8 değerine sahip bu değeri silecektir ve hale dizimiz 2, 6, 7, eksi 15, 19 ve eksi 7'den oluşacaktır. Bu arada for içi silmeyelim, daima görelim. Gördüğünüz gibi buradan 8'i kaldırdı. Bir de index olarak kaldırma var. Bunun için remove at diyorum. Burada index olarak sayıyoruz. 0, 1, 2 ve 3. Buraya 3 yazdığımda aynı şekilde 8'e kaldıracaktır. Evet, şu anda görüyorsunuz. Bunun yanı sıra dizimizin boyutunu alabiliriz. Numbers.count ile adet anlamında. Şuraya da şöyle diyelim. Gördüğünüz gibi adeti 7'ymiş. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 19 eksi 7'yi de çünkü eklemiştik. Daha sonra içinde arama yapabiliriz. Contains ile var mı?
içeriyor mu? Anlamında mesela 7'yi içeriyor mu? True diyor. Evet, çünkü var. Peki 95'i içeriyor mu? Evet, bizim bu listemizde yok. False dönmesi lazım. Gördüğünüz gibi döndü. Bir başka metodumuz binary search. Binary search yazıyorum. Mesela ben burada 7 hangi indekste onu öğrenmek istiyorum. 0, 1, 2. 7 yazdığında bana 2 dönecektir. Gördüğünüz gibi 2 döndü. Listelerin kullanımı oldukça kolaydır ve bize esneklik sağlıyor. Gördüğünüz gibi. Burada bizim dizilerimizi buna da çevirebiliriz. Aynı şekilde. Onu görelim. Şuradayken direkt buna sayıları yazmamız yeterli olacaktır. Evet. Ve burada numbers diyelim. Add diyelim. Mesela negatif bir sayı ekledim. Daha sonra bu numbers'da daima itemi yazdıralım. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi bundakileri aldı. 2, 6, 7 ve sonra da eklediğimiz eksi 2. Burada yani bir diziyi de direkt listeye çevirebiliriz. Bunun dışında listedeki bir elemanı almak da aynı dizilerdeki gibi. Şuradan sonra yapalım hatta. Aynı numbers diyorum. Köşeli parantezler içinde mesela 3. terimi alalım. 0, 1, 2 ve buradaki 3 olarak eksi 2 yazdıracaktır. Evet. Bu videomuz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.